Herkese merhaba. Bu hafta iki video ile karşınızdayım. Daha önce size uçak neden düşer adlı videoda uçağın neden düşmeyeceğini anlattım ama detay vermemiştim. Şimdi de sistemsel olarak nasıl korumalar var, örneklerle bunları anlatacağım. Ve bir arıza durumunda uçak ne gibi tepkiler veriyor, biraz bunlara değineceğim. Bu bahsedeceğim şeyler genel hatlarıyla sizin gözünüzün gördüğü ve aslında sizi korkutan şeyler olacak. Yani motorun durması, kumandaların kaybedilmesi gibi şeyler. Bunları terminolojik olarak 3 şekilde inceleyebiliriz. Alternet sistem, backup sistem ve fail safe sistem. Şimdi temelden başlayalım. Örneğin A320 uçaklarında bazı uçuş kumandalarının kontrollerini ELAC ve SEC denilen bilgisayarlar kumanda eder. ELAC, Elevator Aileron Computer, SEC ise Spoiler Elevator Computer'dır. Mesela olabilecek bir şey, bir bilgisayar bozuldu diyelim. Daha önceki videolarda zaten bundan bahsetmiştim. Bir bilgisayardan bir uçakta en az 2 veya 3 tane oluyor. Ve biri bozulursa diğeri kontrolü eline alıyor. Hatta bazı bilgisayarlar diğer bilgisayarların kısıtlı fonksiyonlarını da kontrol edilebiliyor. Örneğin bir A320 uçağının kuyruğundaki elevatör, yani burun aşağı burun yukarı vermesini sağlayan sistemi kontrol eden aslında ELAC 2'dir. Ama ELAC 2 arızalanırsa ELAC 1 aynı şekilde görevi üstlenir. Ama o da arızalanırsa SEC2, o da arızalanırsa SEC1 görevi ele alır. Yani 4 tane sistem birbirinin backup'ı. Ama bu sistem kanatlarda biraz farklı. Onu da şöyle yapmışlar. ELAC1 denilen bilgisayar uçağın sağ veya sola yatış, şu şekilde sağ veya sola yatışını kontrol ediyor. Yani sağ veya sola yatıran kumanda özelliklerini kontrol ediyor. Bu arızalanırsa ELAC2'ye geçiyor. Ama ELAC2 de arızalanırsa artık aileronları hiçbir şey kumanda etmiyor. Onlar direkt fail safe moduna geçiyorlar ve direkt merkezliyorlar, kazık gibi kalıyorlar. E peki uçak bundan sonra nasıl yatacak? Kanatlarda spoilerlar var. Bunlar hem ground spoiler oluyor hem de speed brake oluyor. Havada da aileronlara yardımcı görev üstleniyorlar. Yani uçak bir tarafa yatacakken bir taraf kalkıyor, diğer tarafa yatacakken diğer taraf kalkıyor. Bunu da SEC'ler kullanıyor. Yani ELAC'larınız komple de gitse SEC'ler bu uçağı sağa sola yatırma işlemini üstleniyorlar. Ve bunlardan uçağa göre değişen sayılar var. Yani uçağın kanadı ne kadar büyükse 5 tane, 6 tane, 7 tane olabiliyor. Ve hepsi aynı işlevi görüyor. Ve bu SEC'ler bunları 6'sını birden kumanda etmiyor. Yani SEC 1 atıyorum 1, 2, 4, 5'i kontrol ediyor. İşte SEC 2, 3 ile 7'yi kontrol ediyor şeklinde oluyor bunlar. Air Asya'yı anlattığım kazada radardan güzel bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Çünkü resmen bir tip eğitimi verdim orada. O yüzden ona burada değinmeyeceğim. Lütfen izleyin. O yüzden orayı anlatmıyorum. Alternate mod var. Bu alternate mod biraz karışık ama. Onu da şöyle söyleyeyim. Mesela bazı sistemlere giden bazı veriler eksik gelebilir. Yani bir arıza kısmi olabilir. Yani bilgisayar çalışıyordur ama gelen veri yanlıştır. Mesela P0 bilgisi, yani statik basınç motora gelmiyordur. Gelmezse motor sıkıştırma oranını hesaplayamaz ve alternat moduna geçer. Ne yapar alternat modda? Bazı özellikler kısıtlı çalışır. Yani ben bunu anlayamıyorum, tam gaz veremiyorum der mesela. Yani bunu tamamen atıyorum. Bir de harika bir sistem olan fail safe filozofisi vardır. İşte zaten bu videoyu da çekme amacım bunu anlatmaktı. Bu en kötü senaryoda ne olur durumu? Adamlar şöyle düşünmüşler. En kötü şartlarda olmazsa olmaz, hani diyorum ya saçma sapan şeyler diye. İşte o saçma sapan şeylerden biri olduğunda uçak uçmaya devam etsin demişler. Yani sistemler çalışmaya devam etsin. Ve bunun uçağın çoğu sistemine yerleştirmişler. Yani ben size burada değineceğim ama bunlardan çok fazla var. Mesela bunu örnek olarak söylüyorum. Çoğu motor çalışıyor bilgisini yağ basıncından alır. Yani şöyle der. Motor çalışmaya başlayınca otomatik olarak sistem çalışır. Yani bir dişli kutusu döner. Sürekli, yani yağ pompası bu dişli kutusuna bağlı olduğu için sürekli bir basınç olur. Ha, basınç durduğu zaman sistem buna der ki ya motor durdu, basınç yok. Bu kadar basit. Peki oldu da yağ basıncını algılayan sensör arızalandı. Motor duracak mı? Hayır. Neden? Çünkü bu sensörün fail safe'i elektrik yoksa
sistem basınçlıdır bilgisi göndermesidir. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir. Şöyle düşünelim. Uçakta elektrik yok. Dolayısıyla o sensörde de elektrik yok. Ne yapacak? Motor çalışıyor, bilgisi gönderecek. Ama uçağın diğer bütün sistemleri de kapalı olduğu için gönderecek hiçbir yeri yok. Siz geldiniz, uçağa elektrik verdiniz. Tak. O sistem enerjilendi. Yani o sensör enerjilendi. Enerjiliyken diyor ki, aa, bunda basınç yok. Ne yapıyorlar? Kaptanlar geliyor. Motoru çalıştırıyorlar. Motoru çalıştırdığı anda belli bir seviyeye geliyor. Tak. Sistem enerjisini kesiyor ve diyor ki, eğer buradan enerji gelmiyorsa, yani buraya enerji gelmiyorsa motor çalışıyordur. Ve böylelikle havada bir elektrik kesintisi durumunda, yani o sensöre giden elektrik kesintisi durumunda motoru her zaman çalışıyor olarak algılıyor. Buna de-energize open derler ve çoğu hayati sistem bu şekilde çalışır. Peki uçuş kumandalarında ne oluyor? Havada açık kaldı diyelim. Ne olacak? Uçak sürekli dönecek mi? Yoksa sürekli yükselecek veya alçalacak mı? Hayır. Çünkü havada eğer kontrol kaybedildiyse failsafe konuma geçecek ve recentering denilen merkezleme konumuna gelecek. Ama şöyle bir şey oldu diyelim. Mesela spoiler. Havadayken açık kaldı diyelim. Hidroliği kesildi ve kapanmıyor. Ne olacak? Adamlar şöyle bir şey düşünmüş. Eğer bir sisteme hidrolik gelmiyorsa, spoiler için söylüyorum çünkü spoilerlar tek taraflı açılıyor. Yani kanadın yüzeyine normalde yapışıklar. Dönüş yapacağı zaman bunlar aileronlara yardım etmek için kalkarlar. İşte böyle bir durumda adamlar şöyle demişler. Rüzgar çarptığı zaman bunu bastırsın ama tekrar yukarı açılmasın. Elektrik gibi kilidi olsun. Ve böyle bir sistem tasarlamışlar. Ama bu bir tek bu şekilde değil tabii. Yani başka arızaları da olabilir. Ne olur? Mesela havadayken, yani kalkıkken elektriği kesilebilir. O zaman da şöyle demişler. İçine bir piston koymuşlar. Bu elektromıknatıs prensibiyle çalışan, diyeyim ben size, o şekilde anlayabilirsiniz. Elektriği kesildiği zaman içindeki piston merkeze geliyor ve kapatma yönünde hidrolik geçişine izin veriyor. Yani elektriği kesildiği zaman, burası çok önemli, hidrolik birden kapatma yönünü doluyor ve 3000 PSI ile spoiler kapatıyor. Neden çok önemli dedim? Arkadaşlar, biliyorum beni çok sayıda öğrenci izliyor. Yarın öbür gün bu sistemlerde çalışacaksınız. Kendinizi emniyete almak için uçakta hidrolik varken gider bunun konnektörünü sökersiniz. Allah rahmet eylesin. Yani direkt sıkışırsınız arkadaşlar. Çünkü kendini otomatikman kapatır. 3000 PSI ile ezilirsiniz. O yüzden bilmediğiniz hiçbir şeyi ellemeyin. Mutlaka bir konuyu bilmiyorsanız en basit konu, yani vida çürütmek olsun ya, gidin bilen birine danışın. Ayrıca bunlardan birisi arızalandığında otomatikman, spoiler'dan bahsediyorum, diğer kanattaki simetriyi de kendine arıza konumuna çekiyor. Niye? Bir asimetri oluşmasın diye. Tabii ben burada şimdi Airbus filozofisinden bahsediyorum. Yani A320, A330, A350'm yok ama büyük ihtimalle, yani çok büyük ihtimalle aynıdır. Ama eminim Boeing'de de aynıdır arkadaşlar. İşte arkadaşlar, uçaklar her zaman show must go on prensibiyle çalışıyor. İşte bu prensiple çalıştıkları için başınıza bir şey gelebilme ihtimali çok düşük. Şimdi daha önceki haftalarda yayınladığım zorla uçak düşürmek isimli videoyu izlerseniz bu bildiklerinizi de pekiştirir. Kendinizi daha da rahatlatabilirsiniz. Ayrıca bu güzel bir konu. Buna bir video daha yaparım. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.